Müşterileri mi çekiyoruz, beni mi çek? Müşteri çekmiyormuş. Müşteri. Burada yayınlamıyormuş. Bir şey soracağım. A4 çıktı alıp anında torbasına koyalım demedi mi? Bekli. Dünyanın neresinde var? Sayan, canlı. Bir şey soracağım. Para olsa Polaroid alıp vereceğiz. Film 100 lira abi. Benim bir sürü kafadayım. Bu zannediyor beni. Bir şey söyleyeyim. Bugün kaç tane fotoğraf çektin abi? Bugün. Sor arkadaşa. 4 sen tane. Sen ne derdi be? 30 tane ben gördüm. Şimdi buraya aktardık. Peki neden çekiyoruz? Niye? Seni geliştiriyoruz makineyi burada, müşterileri çekiyoruz. Makine 300 bin tane fotoğraf çek. Neyini geliştireceğim fotoğrafı? Neden bana giydirmeye çalışıyorsun? Ben iyi fotoğrafçıyım değil mi abi? Gayet başarılı. Ben iyi fotoğrafçısın be. Yenge, sen günde kaç fotoğraf çektiriyorsun? 500. Benim adımı da söyleyin de duyulsun. Bol. Sen var ya, Allah belanı. Şayan, bak, bir şey söyleyeceğim. Şöyle. Abi sen bu ne rahatsızlıktır ya. Niye? Şu oraya çeker misin şey? Ne rahatsızlıktır? Niye? Makine çalışıyor günde, mu? Günde makine... 100 tane çekinmeli rahat demiyorsun değil mi? Karı, kaç fotoğraf çekinmen iyice? 30, en az 30. Çektireceksin. Evet. Şeye nerede? Yeni aldığımız makine. Şeyde şarj oluyor. Olmuş şarjı bu arada. Doğru onu mu? Onu sana vereceğim, sen onunla takıl. Vallahi takıl. Çektir kendine. Kendimi çektirmeyeceğim. Ya müşterileri... kardeşim sen daha çok kendini çektiriyorsun. Ya ben müşterileri çek... Ya müşterileri çekmiyor muyuz kardeşim? Evet. Abi. Ya makineyi elime almam. Ya bırak şimdi ya. Bana Türk filmi yapmıyor. Evet sevgili, evet sayın seyirciler, evet sevgili. Kaçma, 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 gel gel. Herkes bize telefon ediyor. O, çocuklar! Burada, burada. Buyurun şurada, şurada. Evet sevgili dostlar, Şayan günde en az 1000 tane fotoğraf çektirmeden rahat edemiyor. Kendi de seviyor abi. Şimdi, tamam da kendi zaten bu işte bize geliyor. Ben hayatım boyunca şunu biliyordum. Bak demin İnsanlar, ünlüler. Ha. Günde bir, mesela diyelim ki İbrahim Tatlıses için demişler ya, bir zamanlar ya, veya işte ünlü sanatçılar için şunu demişlerdi. Her sabah kalkar, gazetelerde haberlere bakar. Eğer o gün onun kendi lili gibi bir haber göremediyse adam mutsuzluğa kaptırır kendisini, çok mutsuz olur derlerdi. Bir de işte kendini gündemden düştüm diye adam kafayı yerdi evde derlerdi. Ben Şayan'ı tanıdım. Şayan'ı 20 yıldır tanıyorum bu arada. Ama Şayan'ın şöyle bir hastalığı olduğunu bilmiyordum. Günde en az 100 tane fotoğraf... 13 yaşındayken mi tanıyorsun? Yok ya, Şayan 70 yaşında, 80 yaşında Şayan. Şayan kaç yaşındasın? Şayan, evet, Şayan. Küfür edersen ne olur? Evet sevgili dostlar, şey bana çağır şey. Asıl hasta olan sadece Şayan değil. Ben de hastayım bu arada. Esas, eğer bu canlı yayında hasta olan bu, şeyini alamıyor, bize giydiriyor. Hiç alakası. Neyini alamıyor? Kızını alamıyor. Seviyor işi. Müşteriler geliyor, resimlerini çekip aldı. Ürünün yanına kendi renkli fotoğrafını koymak için uğraşıyor. Sevgili dostlar, şunu söyleyeceğim. 10 dakika içinde bir birisi onun fotoğrafını çekmezse bunalıma giriyor. Hiç kendi alakası gidiyor. Yok. Varsa... gidiyor. Diyor ki, pardon bir fotoğraf çekilen birimiz diyor. Neden yapıyoruz? Neden yapıyoruz? Arkadaşım çekiyor burada. Niçin yapıyoruz abi? Neden müşterileri çekmiyor. Aramızda evet, paylaşıyoruz ifadesi tabii olan. Teşekkürler abi. Ya bir şey söyleyeceğim. Ne bırak onu ya. Ne önemi? Ne müşteri çizdi? Neredeyiz? Makaradayız. Ya sen bir şey 10 dakika içinde 2-3 tane fotoğraf çekmesen rahat değil mi? Peki makine elime almam bir daha. Bak makine getirdik. Ondan ben çekeceğim. Ben kendimi mi çekeceğim? Müşterilerimiz çekecek. Ya bırak. Sen veriyorsun makineyi, al beni çeker diyor misin? Diyor. Öyle bir şey diyor. Diyor. Ya. Abicim adam burada ya. Ya kardeşim hayatımda hastalık gördüm de. Ben fotoğraf çektim hastalığı ilk defa Şayan'da gördüm ya. Ama o dünya starı abi ya. Yani ben şimdi ne diyeyim? Nerede? Abi bizi bir kere çeker misin? Yok yok biz var zaten. Şayan kaçma Şayan. Şayan yani bir şey diyor. Yaş kaç sene onu söyle. 83. 83 yaşında mısın? Evet. Vay be. Evet sevgili dostlar, görüyorsunuz adam 83 yaşında. Evet 83. Kaç tane adam tanıyorsun? Fış kağıdımı. Ne fış kağıdını göster. Tamam göster. Göster hadi göster. Maşallah. Yakın evet, çekim göster mi yapacağız? Yakın çekim yapalım. Onu yakın çekim yapalım. Tamam. Adam 83 yaşında. Evet. Var mı dünyada? Evlilik var mı? Evlilik. İşim olmaz. Sevgilim Allah var mı? Sevgili olabilir. Senin için şey diyorlar. Ya estağfurullah ya. Adam ben demedim daha bir şey. Kendi evet, kendine sevmem söylüyor. Bir alana giriyoruz. Buyur. Evet. Evet. Ben merak. Kaç? 1927 doğumlu musun sen? Evet. 1927 buyur, göreceğiz. Buyur. Gel çekin. Ben tamam, görüyorum. Ben ne göreceğim yazıyor burada? Çekelim. Yakın. Baba annenin... Siz abis. Annenin kimliğini gösteriyorsun. Annemin... Ya abi bir dakika. Bu ne abi? Bu kadar yakından netlemez. Netledi mi abi? Netledi mi? Yakından net. Dur bir acele etme ya. Hayır bu önemli ya. Önemli de bir panik yapma. Ya, uzaktan netleyeceğiz. Abi netleyeyim, makine netlemiyor. 1900 sen kaç? Uzaktan bay bay bir zoom yapar mısın? Yapamaz. Vay vay. En iyi fotoğrafçı burada oturuyor işte. Al. Niye adamla şey yapmıyorsun? Şimdi sevgili dostlar,
Birçok hastalık gördüm ama şunu hiç görmemiştim. Beni 10 dakikada bir foto çekinebilir miyiz? Pardon beni bir çeker misin diyen. Bunu görmemiştim. Bunu da görmüş olduk sonunda. Öyle. Siz olun. Öyle böyle şey dikkat edin. Öyle bir şey yok. Benim kaç senedir beni tanıyorsun? 20. 20 senedir ben ne zaman fotoğraf çekelim dedim. Ben sizden olmuyordu da son zamanlarda böyle bir haftalık. Senin yüzünden bu Twitter'dan sardırdın bana. Benim hiç işim olmazdı. Bize burada bak, dön bak burada o röportaj artık bu hale geldi. İki üç gün önce şey yapıyor, iki tane bayan geldi İranlı. Pardon diyor, bir fotoğraf çekebiliriz beraber. Abi bir ifade var böyle ya. Nasıl bir ifade var? Manyak bir ifade. 100 binde bir tane de görürsün ya. Vallahi diyorum ama bunu görüyoruz çıktı. İçimizden geliyor. Şeyli çıktı şey değil mi? Ben ordulu değil. Çıktı. Ordulu çıktı. Ordulu çıktı sonra kadın. İran dedik, ordu çıktı. Türkan Şoray hikaye böyle bir şey. Estağfurullah. Türkan Şoray'a buradan sevgiler sunuyoruz. O hikaye olamaz. Sürekli otobüse gelen, sürekli otobüse getiren arkadaş. Bir soru sorabilir miyim? Sor abi. Sormuyorum. Işte.